Sevgili izleyiciler, Toprağın Bereketi programından merhabalar. Bu hafta size bölgemizde çok az yapılan keçi yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz. Genç bir çiftçimizin almış olduğu teşvikle beraber çok az sayıda keçiyle birlikte almış olduğu 3 yıldaki zaman dilimindeki başarısını anlatacağız. Çok güzel bir başarı hikayesi kendisinin yaptıkları çünkü. Keçi sütünün faydaları, sütünden peynirine, yoğurduna kadar, lor peynirine kadar ve pazar sıkıntısı yaşamadan yaptıkça da daha fazla keçi sayılarını artırarak nasıl başardığını ve bölgemizdeki olan keçi yetiştiricilerinin hem sayısından hem bu kadar az yapılırken talebin neden bu kadar yüksek olduğundan bahsetmeye çalışacağız. Yavru mu? Şimdi onlar bu senenin yavruları. Kaç aylıktır? Bu yaklaşık 3 aylık. 3 aylık yavrular. Bu 3 aylık. Bunlar? Bunlar da yaklaşık 2-3 aylık. Bu yılın yavruları. İşte 40 keçisi dediğimiz keçiler bunlar. Bunların hani renkleri aynı ırktan olanlar farklı mı yoksa değişiyor mu değişmiyor mu? Genelde renk olarak hemen hemen her renk mevcut, yani keçi öyle sadece kıl keçisi siyah diye düşünmek gerekmiyor. Sadece örneğin ben şey biliyorum, hani beyaz renkli olan bir keçi vardı. Sani. Onların hepsi beyaz oluyor herhalde. Aynen, değil mi? Aynen, onların hepsi beyaz. Bak şu keçide mesela Sani kırmızı. Evet. Bunda Sani'nin ırkı var yani cinsi ama şey kara keçidir yani. Şunlar mesela şu Maltı keçisi dedikleri oldu. Kahve rengi olanlar değil mi? Kahve rengi, Halep keçileri var. Şu keçi de Halep keçisi. Bunların süt oranı yüksek yani. Böyle, en yüksek olan hangisi? En yüksek süt oranı? Maltızlar daha iyi. Maltız keçileri. Bunlar daha süt oranları daha yüksek. Şu kırmızı olanlar var ya. Evet. Bunların süt oranı, yavru verimi çok iyi. Evet, daha iyiler yani. Akıllı hayvanlar ama diğer hayvanlara tabii göre keçiler. Uyuşsallar keçiler. Evet. Yani belli bir şeyde artık böyle şey oluyorlar, uysallaşıyorlar yani hayvanlar. Bilmiyorum. Keçi inadı derler de inatçı mı? İnatçıdır. Gerçekten keçi inatçıdır yani.